Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İzmir Küçükyalı'dan Ela Plus Kişisel Gelişim Merkezi'nden yaşam koçu, eğitimci ve girişimci bir iş kadını Sayın Lida Demiroviç Güventürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Lida Demiroviç Güventürk kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii. Ben doğuma büyüme göre Bosna Hersekliyim. Pasaporta göre Kanadalıyım. İkamete göre Türk'üm. Eğitimci söylediğiniz gibi, yaşam koçu, iş kadınıyım. Bir üvey anneyim, bir eşeğim. Ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel. İşte kişisel gelişimin temelinde bu yatıyor değil mi? Bir takım şeyleri çok net ifade edebilmek ve kabullenebilmek. Evet, evet. Ve kabul ettirebilmek. Evet, evet, aynen öyle. Gerçekten de çok güzel. Peki, yaşam koçusunuz. Evet. Bir yaşam koçu ne yapar? Bir yaşam koçu bir insanın hayatını değiştirebilir. Bir yaşam koçu bir insanın hedefe ulaşmayı yardım eder. Bir yaşam koçu onu sırdaş, motive eder ve gerçekten hayatını değiştirir. Evet. Bir yaşam koçu ufak dokunuşlarla, çok büyük de değil, mucizevi de değil değil mi? Evet. Ufak dokunuşlarla hayatı istediğimiz yöne getirebilir değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten yaşam koçluk çok koçluktan geliyor. Koçluk dediğimizde herkes spor diye düşünüyor. Aslında kökenler orada. Çünkü hepimiz biliyoruz başarılı bir sporcu disiplinli, hedefe odaklı, performansı yüksek ve hedefi yüksek tutuyor. Ve onun yanında bu hedef ulaşabilmek için bir koçu var. Sonra hayatımızda her dalında zaten koçluk lazım. Hepimizin çok büyük potansiyel var. İnsanlar ne kadar potansiyel oluyor farkında olmuyor bazen. Bazen yaşam koşulları diyelim, bazen iş dolayısıyla, bazen ailevi sorunlar için aynı yerde kalıyor. Yaşam koçu bu insanların bütün potansiyel ortaya çıkartmak için yardım eder. Evet. Aslında hepimiz içgüdüsel olarak zaman zaman yaşam koçluğu yapıyoruz değil mi? Tabii. Özellikle Türk insanında bu çok fazla gelişmiştir. Eş, dost çok dinleriz, fikir yürütürüz. Kesinlikle. Ama her nedense etik kurallarımızın ya da toplum kurallarımızın dışına çıkmaksızın hep bu fikirleri yürütürüz. İşte o yüzden belki de birbirimizi yanlış yönlendirdiğimiz çok oluyor değil mi? Bence de öyle. Bence de öyle. Herhangi meslekte bir profesyonel duruşu var ve profesyonel dediğinizde zaten bildiği var orada. Evet. Madem hepimiz yaşam koçu, o zaman herkes çok başarılı, çok mutlu ve istediğin yere olabilecek. İnsanlar tabii ki dertleşebilir arkadaşlar, komşuyla, iş kardeşi, arkadaşlar falan. Ama çözüm o değil. Evet. Çözüm nasıl yapabiliriz? Herkes diyelim işte patronla sorun var falan filan. Ha bende de var, onun da var. Boş ver onu, sen çok fazla takılma. Aslında, bu çözüm değil. Çözüm değil. Takılma derken, takılma dediğinizde daha fazla takılıyoruz. Çünkü beynimiz nasıl programlar ile çalışıyor? Alışkanlıklar var, davranışlar var. Bir sürü şeyler de var. Onu değiştirebilmek için o zaman profesyonel insanlara ihtiyacınız var. Koç diyelim. Evet, gerçekten de öyle. İşte o ihtiyaç nerede doğuyor onu merak ediyoruz. Bir yaşam koçuna ne zaman ihtiyaç duyarız? Hı. Neden ihtiyacımız vardır? Şimdi hayatımızda hepimizin hayaller var. Ben başka bir ülkeye yaşamak istiyorum. Yani ben bir sunucu olmak istiyorum. Ben bir yaşam koçu olmak istiyorum. Ev almak istiyorum, arabayı. Bir takım şeyler var. Ondan sonra insanlar uğraşıyorlar, çaba sarf ediyorlar ama olmuyor. Nedense niye olmuyor insanlar? Sinir oluyorlar. Sonra yine de halkımızda çok şeyde, ay kader bu.
yani senin kader bu kadar, senin kader şöyle. Onu değiştirebilmek için yani ben de böyle yaşındım, sen de bırak onu, çaba şeyde artık etme falan. Aslında öyle değil. Yani hepimiz bu hedefe ulaşabiliriz. Hedef zaten eğer bir hareket, bir faaliyet göstermiyorsunuz, bir yol çizemiyorsunuz, sadece rüya oluyor, hayal oluyor. Evet. Ama bir plan, mesela şey, yaşam koçu bir plan, bir yol çiziyorsunuz, o zaman o destinasyon şeyde ulaşabilirsiniz. Evet. Nereye varmak istersiniz? Evet. O yolu takip ettiğimizde, planlı bir şekilde takip ettiğimizde hedefe kilitlenebiliyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. İşte bu gücü de bulabilmek için profesyonel bir destek almak gerekiyor. Çünkü maalesef içimizdeki potansiyeli dışarıya çıkartıp bunu yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz profesyonel bir destek olmadan. Aynen. Peki günümüzde insanların karşılaştığı en büyük güçlükler nelerdir? Bunu neden size soruyorum? Çünkü genelde danışanlarınız hep bu güçlükler sebebiyle size geliyorlardır. Aynen. En iyi tabloyu siz bize verebilirsiniz. İnsanlar gerçekten şikayetler çok fazla. Ama en fazla zamanım yok. Bir şey yapmak için zamanım yok. Sporu yapmak başlayacağım ama zamanım yok. Koçluk yapmak istiyorum, zamanım yok. Yabancı dil öğrenmek istiyorum, zamanım yok. Bu en büyüklerden. Onun hemen yana yeterince kadar param yok. Para, kriz var, param yok, borçlar var. İnsanlar gerçekten çok çok büyük şikayetler bulunuyorlar. Zaten para dediğimizde yok. Sonra sağlık sorunları da başlıyorlar. İnsanlar çok fazla stres oluyorlar. Stres yani yine de çok kolay kabul ediyoruz. Ay çok stresliyim, çok şeyde kaygım var, çok şeyde anksiyete yaşıyorum, panik ataklarda. Mesela dünyada en fazla sakinleştirici ilaç olarak satan birisi. Sakinleştirici antidepresanlar. Yıl 2020 çok kısa kaldı. Kanserde daha fazla depresyon berbat olacak. İnsanlar bir çemberinde yaşıyorlar. Bu sorunlarda zamanım yok daralıyor, param yok daralıyor, sağlık zaten sorunlar oluyor. Denge zaten hayatımızda denge gerçekten bozuluyor. Çok bozuluyor, sarsıyor. Onlar en büyük sorunlar bu oluyor. Sonra artık neler var neler yok. İlişkiler tabii ki, ailevi ilişkiler, maddiyat sorun yaşıyorsanız karı koca ailede zaten orada rahat yok. Tabii. Stres durmadan insanlar bu nedenle bir çaresi bulunuyorlar. Doktora gidiyorlar, doktor diyor ki her şey normal, her şey tamam. Yani kan baktığımızda her şeyde falan filan fiziksel olarak doğru, iyisiniz. Bu stres psikolojik olarak da olabilir her şeyde. Ama kim çare bulacak? Psikologa gidiyorsunuz yine de uzun süre. Onun için yaşam koçu gerçekten çok süper bir yani yardım eder. Kısa yollarda farklı tekniklerden insanlar da rahatlıyorlar. Evet. Peki tüm bunların dışında bir de çok önemli bir şey var ki alışkanlıklarımız. Evet. Ki bunların bir kısmı o kadar olumsuz alışkanlıklar ki hayatımızı da olumsuz yönde etkileyen alışkanlıklar. Bu alışkanlıklarımızı değiştirebilme şansımız var mı? Ya da dönüştürebilme şansımız var mı? Var, kesinlikle var tabii. Var. Var. Alışkanlıklar gerçekten, biz zaten alışkanlıklar içinde yaşıyoruz. Biliyorsunuz sabah hemen kahve alıyoruz. Bu bir alışkanlık. Kim sigara içiyor, sigara yanında hemen geliyor. Kim kahvaltı ediyor, kim etmiyor. Kim pozitif düşünüyor, kim düşünmüyor. Kim kendine gelişiyor, kim gelişmiyor. Kim mutlu, kim mutsuz. Hepsi alışkanlıklarda geliyor. Ve beynimizde bu hikayeden, biz kendimize bir hikaye oluşturuyoruz. Bu hikayeden ben çok başarılıyım, ben çok iyiyim, ben her şeyi yapabilirim ya da yok canım ya yapamam yani. Ben bu şeyde hani İngilizce biliyorsunuz comfort zone'dan dışarıya çıkmayı çok çok korkuyoruz. Yani burada güvenli bir yer, bu
biz iyiyiz burada. Özgüvenimizin eksik olmasından ya da özgüvenimizi geliştirememekten olabilir mi bu da? Tabii o da kesinlikle, özgüveni kesinlikle. Kendimizi çok tanımadığımız için, o potansiyeli bilmediğimiz aynen için öyle, değil mi? Aynen öyle. Çünkü bu potansiyeli bilmiyoruz, kendine güvenmiyoruz, neler yapabiliriz? Bir insan her şey yapabilir derken Semih Hanım yapıyor, Kadir Bey niye yapmıyor? Aynı imkanlar var burada. Bu ülkede ya da başka bir ülkede, Kanada'da, Bosna, Rusya'da olsun, hiç önemli değil. Bir insan yapıyor, bir yapmıyor, fark nedir? Fark var, alışkanlıklar var. Alışkanlıklar, evet. Kesinlikle alışkanlıklar evet. var. Onu çok zorlanıyoruz. Yani insanlar da alışkanlık 21 gün boyunca yeni bir alışkanlık mümkündür. Yeni bir alışkanlıklara sahip oluyoruz. Ama bu 21 günde insanlar gerçekten zorluklar çekiyorlar. Değiştirmek istersiniz. Tamam, ben şimdi sigarasız yapamam. Ben içkimden ya da şey, önemli değil. Herhangi alışkanlık. Yemeklerde mesela insanlar çok fazla yiyoruz. Dünya çok fazla yiyor. Zaten biliyorsunuz obezite her tarafta. Ben Türkiye'de ilk defa obezite duydum da şok oldum. Çünkü İzmir'de yaşıyorum. Dünyada en sağlıklı mutfaktan biri. Evet, Ege mutfağı doğru öyledir. 7 sene önce Çanakkale, Türkiye'nin en obez yeriydi. Tabii tabii. Ya alışkanlıklar, ama alışkanlıklarda çekirdek var, gevrek var, çok fazla zeytinyağlarda çok fazla zeytinyağı koyuyorlar. Alışkanlık daha lezzet elde edebilmek için onun, daha fazla lezzet. Bu hepsi, bu bir takım alışkanlıklar da var ve o bize yani artık otomatiğe bağlıyor. Hiç yani 2 gün, 3 gün çabalıyor insan. Ben değiştireceğim, sigarayı bırakacağım, alkolü bırakacağım, ne olursa olsun ondan sonra yapamam. O günlerde bütün zorluklar önünüze çıkıyor. Mesela diyet yapıyoruz. O meşhur pazartesinin itibaren diyete başlıyorum diyor musun? Biliyor musunuz? Şimdi bir parti var, bir doğum günü partisi var, bir düğün var, bir şey var. Yok. Onumuzdaki pazartesi. Yok, onumuzdaki pazartesi. Bir bakıyorsunuz 45 yaşındasınız. O pazartesi. Ondan sonra zaten artık pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma istediğinizi yapın olmuyor. Hiçbir bir zaman da gelmedi. O pazartesi hiçbir zaman. Çünkü alışkanlıklar size yönetiyorlar. Ve siz 3 hafta boyunca ya da 3 hafta boyunca artı 30 gün oturtmak için yeni bir kişi olabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapacağız? Bu 21 günlük süreç içerisinde örneğin sigara kullanan bir insan. Aynen. 21 gün boyunca ne kadar kendiyle savaşırsa savaşsın o sigara elini sürmeyecek, değil mi? Bir de o 21 gün boyunca sadece ben bugün ikinci gün, bugün beşinci gün saymayacak. Saymayacak. Saymayacak kişi. Çünkü kendini tamamen bırakıyor. Ben kendine güveniyorum. Ben bu programa katıldım bile bile. Çünkü mesela yaşam koçu, kişisel koçu için %88 kadar başarılı insanlar oluyorlar. Evet. Kendine yapabilirlerse %7. Farkı dünya kadar var. Çünkü o zaman da bu yaşam koç size bir takım teknikler öğretecektir. Öğretecek, evet. Motivasyon verecek ve size durmadan yok diyecek. Nasılsınız Semih Hanımcığım, iyi misiniz? Nasıl durumunuz? Her şey iyi mi? Yolunda mı? Evet, o günde, o 21 günde size yeni alışkanlıklar da sıra çiziyoruz. Evet. Yeni hobiler, yeni bir şeyler de, meşgaliyet için bir şeyler de, hem yeni alışkanlık oluşturuyorsunuz, hem eskiden güle güle diyorsunuz. Evet. Peki bu tekniklerin içerisinde çok söylenen bir şey var, doğru mudur? Size sormak istiyoruz. İşte bu 21 günlük süreç içerisinde, örneğin sigarayı bırakma, sigaradan yola çıktığımız için hep sigarayı konu alıyorum ama kahve de olabilir bu, başka bir şey de olabilir. Kesinlikle, hiç önemli değil. Farklı farklı şeyler olabilir. İşte sigarayı bırakmak isteyen bir insan, sigarayı bırakmayı seçiyorum. Bunu gün içerisinde defalarca tekrarlamalı mı 21 gün süresince? Beyne sürekli onu kazımalı mı, hafızaya? Hem evet hem hayır. Affirmation, doğrulama Türkçe'de derken yardım ediyor kesinlikle. Ama onun yapım var. Çünkü siz sadece, birisi size öneriyor.
21 gün boyunca sadece ben sigarayı bırakıyorum, ben iyiyim, sigaraya hiç ihtiyacım yok falan. Ama o bilinç altında değil, çünkü sokmadınız, şansınız yok, bilinçli söylüyorsunuz. Diyor ki yok ya, sen sigarayı çok istiyorsun, sigara zaten içeceksin. Bunun önce bir hazırlama lazım. İnsanlarda her şey için kahve nasıl yapıyorsunuz, su lazım, kahve lazım falan. Ondan sonra makine yaparsınız ya da cezveden. Her şey bir takım on yapım var. Ondan sonra sonuç olarak kahve fincana koyuyorsunuz. Yani bu teknik içinde bulunmuş olduğu alet çantasının içerisinde çok fazla alet var. Önce onları kullanıyoruz. Kesinlikle. En son artık İngiliz anahtarıyla sıkıyoruz aynen diyorsunuz. Öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Yani böyle hani tam güzel söylediniz. Bu en son olabilir. Ama bunu alt yapı kesinlikle var. Çünkü bilinç altında sokmak gerekiyor. Evet. Siz önce kendinize inandıracaksınız. Benim nikotine ihtiyacım yok. Ben gayet iyiyim. Bu elinle sigara yani tutmak sadece benim için moral vermiyor. Sağlığıma zarar veriyor. O yüzden alt yapım var. Mutlaka olmalı diyorsunuz. Hı-hı. Mutlu bir hayat için bir sır var mı? İşte en önemli soru bu. O sır nedir? Şimdi Bayan Lida Demiroviç Güventürk diyecek ki zaten sır söylemiyoruz. Zaten şöyle, bu tam şeyde marketing yapıyorlar, pazarlama yapıyorlar. Şimdi reklamdan sonra geçeceğim. Biraz 3 saat sonra şöyle açıklama yapacak. Kısa bir şey size de anlatacağım. Yaşam koçu başında 21 sene boyunca bunu yapıyorum. Yani yeni koç olarak gerçekten çok heyecan dolu bir seminere katıldım. Çok değerli Brian Tracy, belki duymuşsunuz. Değerli yaşam koçu, kendisi Kanadalı, Amerika'da yaşıyor şimdi. Büyük bir seminer veriyor. 1000 kişi aşağı yukarı geliyor. Büyük bir sır açıklama yapacak sizin tamamen hayatı değiştirebilecek için falan. Herkes çok heyecanlı. Seminer gidiyor yani. Bir mola, ikinci mola, yemek mola da bitti falan. Saat 4 geldi. Hala da sıra orta yok. Sonra adam tahtada yazdı. Neden? Neden? Herkes oturuyor. Neden mi? Bütün gün hayatınızda gerçekten soru sormaktan her şey başlıyor. Hmm. Ben kimim? Ben niye buradayım? Ben neden bu iş yapıyorum? Ben niye yaşam koçu oldum? Ben gerçekten bundan keyif alıyor muyum? Bunlar da mutluluk için gerçekten takım şeyleri mi? Ben mutlu olacağım mı bu iş yapsam yapmasam? Ben bu ülkede yaşasam yaşamasam mutlu olacağım mı? Mutluluk hem çok basit hem çok komplike bir şey. Mutluluğun sırrı var mı? Aslında yok. Kendini tanımak lazım. Bir takım şeyleri de ben bildiğim kadarıyla bütün danışanlara, bütün çalıştığım insanlara da bu soru sorarken bu hayatında ne istiyorsunuz? Ne yapmak istersiniz? Çok zorlanıyorlar. Ben aslında bilmiyorum. Ben aslında bunu istedim ama şunu istedim. Ben aslında böyle bir şey olur mu? Hem kendine güvenmiyoruz, hem kendini yeterince kadar tanımıyoruz, hem bir sürü insanları da suçluyoruz. Mesela defalarca Türkiye'de insanlar, ben bu meslekte mümkün değil çünkü benim puanlarım tutmadı, onun için bunu okudum. Ama şansınız var değiştirmek için. Şansınız var yani. Her şey olabilirsiniz isterseniz. Ama yapmak lazım. Planla, hayal var. Yani plan var, sonra hedef var, ondan sonra rahatsınız. Yani mutluluk insanın kendi içinde, kendini ne kadar tanırsa o kadar mutlu olabilir diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Çok doğru. Farkındalığı başlatmak gerekiyor öyleyse bir yerde artık, değil mi? Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu güzel ve kıymetli bilgiler için ve daha da kıymetli bilgilere ulaşmak isteyenler potansiyel danışanınız olarak size ulaşabilirler. Evet evet, kesinlikle. Zaten herkes Facebook'ta Lida Demiroviç Güventürk isimli beni bulabilirler. elaplus.com.tr
Beni bulabilirler. Telefonlarda her şey yani isteyenler buluyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katılımınız için. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ela Plus Kişisel Gelişim Merkezi'nden yaşam koçu, eğitimci, girişimci, iş kadını Sayın Lida Demiroviç Güventürk'ü ağırladık. Hoşçakalın.